Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 29 Ocak 4 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Güneş burcunuzda ilerliyor sizin döneminiz bu hafta doğan tüm kova burçlarımızın da doğum günü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size ve yükselen kovalar Güneş yükselen burcunuz üzerindeyken tabii ki ışığınız parlıyor, enerjiniz artıyor, yaratıcılığınız güçleniyor ve bu haftada önemli etkiler var. Birçok gezegen şu anda Oğlak burcunda. Mars, Venüs ve Merkür 12. evinizde olacak. Haftanın ilk günü de Ay Başak burcunda olacak. Bu hafta aslında biraz böyle hafta başında tefekkür edip içe yönelme, böyle bir kendinizi dinleme dönemindesiniz. Ancak tembellik yok. Yani Oğlak burcundaki gezegenler sizi aslında çalıştırıyor ama daha sakin, daha kendi başınıza, belki daha yalnız başınıza bir şeyleri kurguluyorsunuz, hazırlıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani az bir zaman sonra Şubat ayı ile beraber, Şubat'ın ortalarından itibaren artık sahneye çıkacaksınız ve hazırlıklarını yaptığınız her şeyi dışarıya başkalarına göstereceksiniz, dikkat çekeceksiniz. Dolayısıyla bu dönem önemli. İş hayatınızla ilgili kurguladığınız, planladığınız konular olabilir günlük yaşamınızın rutinleri alışkanlıklarınız sağlığınız beslenmeniz yani tüm bunları da şöyle bir gözden geçirebilirsiniz yani bir sağlık sorununuz varsa işte kontrollerinizi yaptırabilirsiniz tedaviye başlayabilirsiniz dolayısıyla diyete başlayabilirsiniz öğrenciyseniz ders çalışabilirsiniz hazırlıklarınızı yapabilirsiniz bir projenizi hazırlıyor olabilirsiniz. Tüm bunlara enerjinizi harcayabilirsiniz. Salı günü ay terazi burcunda olacak. Ay geçişi size güzel bir destek verecek. E, yeni bilgiler öğrenme konusunda yani e, medyadaki işleriniz, yani sosyal medyada hareketli olabilirsiniz. Akademik çalışmalarda çok güzel destekler alabilirsiniz. Hukuksal işleriniz varsa önemli kişilerle görüşmeniz, yazışmanız, bilgi paylaşmanız mümkün görünüyor. Ve bazı seyahatleriniz de olabilir bu hafta. Yani iş için, eğitim için uzak mesafelerle ilgili bağlantılarınız olabileceği gibi fiziksel anlamda da seyahatleriniz olabilir. Çarşamba akşamına biraz dikkat edin. Kazalara ve sakarlıklara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ay Mars açısı nedeniyle tartışmalar da daha fazla söz konusu olabilir. Perşembe öğleden sonraki saatlerde ise ay tüm gün boşlukta olacağı için önemli işlerinizi, görüşmelerinizi, alışverişlerinizi bu saatlere denk getirmemekte fayda var. Cuma günü ay Akrep Burcu'na geçecek cuma, cumartesi, pazar öğle saatlerine kadar yani biraz daha toplumsal alandaki görünür, görünürlüğünüzün arttığı dikkat çektiğiniz bir dönem. Yani işiniz, kariyeriniz, mesleki konular cuma ve cumartesi günü sizin için çok aktif olabilir. E, üstlerle yapacağınız bazı görüşmeleriniz olabilir. E, bununla birlikte aile ve aile büyükleri, ebeveynlerinizle ilgili konular da tabii ki hafta sonu planlarınızda biraz daha fazla öne çıkabilir sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.